Mehtap Amerika'da bireysel silahlanma tartışmasını körükleyen son olay North Carolina eyaletindeki olay 6 yaşındaki kız çocuğu Kinsley White mahallede komşunun bahçesine kaçan topunu almak için bahçeye girdi. Evin sahibi 24 yaşındaki Robert Singletary içerden silahını alıp gelerek küçük kıza ve annesine babasına ateş açmaya başladı. Kurşunlardan biri 6 yaşındaki küçük kızın sol yanağını sıyırdı. Anne dirseğinden yaralandı. Babanın durumu, babanın yarası biraz daha ciddi. Onun karaciğerinde hasar oluştuğu ifade ediliyor. Kızını korumak amacıyla müdahale ederken o sırada da sırtından vuruldu baba. Olaydan iki gün sonra Florida'da yakalandı zanlı. Sabıkalı olduğu belirtiliyor. Bugün de hakim karşısındaydı. Birinci derece cinayet teşebbüsü, öldürücü silahla öldürme niyetiyle saldırıda bulunmak ve suç işleme amaçlı ateşli silah bulundurmakla suçlanıyor. Bir diğer olay biraz önce senin anonsunda ifade ettiğin gibi Missouri'de yaşanan olay kardeşlerini almak için yanlış evin kapısını çalan 16 yaşındaki Siyah öğrenci Ralph Yol, o da 84 yaşındaki bir beyaz Amerikalı tarafından vurularak yaralanmıştı. Zanlı, polise verdiği ifadede birisinin evine girmeye çalıştığını düşündüğünü ve kendisini savunamayacağı korkusuyla ateş açtığını ifade etti. O şekilde kendisini savundu. O da yine birinci derece saldırıyla suçlanıyor. Bir diğer yine olay. Ee, bu hafta içinde New York kırsalında yaşandı. Cumartesi gecesi arkadaşlarının evini arayan iki genç kadın cep telefonları da iyi çekmeyince arkadaşlarının oldukları düşündükleri bir evin garaj yoluna girdiler. Ve yanlış yere girdiklerini anlayınca da geri geri gitmeye başladılar. Ama o sırada evin sahibi 65 yaşındaki evin sahibi ateş açmaya başladı. Ve 20 yaşındaki Kaylin Gillis hayatını Kaybetti ve yine o olayın zanlısı Kevin Monahan da ikinci derece cinayetle e, suçlanıyor. Bir diğer e, olay Texas eyaletinde geçtiğimiz Salı gecesi e, bir amigo takımı üyesi iki genç kız e, market çıkışı otoparkta arabalarına binecekti ama birisi yanlış arabaya bindi yanlış olduğunu anlayınca anlar anlamaz indi fakat o aracın sahibi bu iki genç kızın aracına yaklaştı ve ateş açtı ve e, orada da e, yine bu genç kızlardan birisi sırtından ve bacağından e, vuruldu. E, durumunun da kritik olduğu ifade ediliyor. Şimdi geç, geçtiğimiz hafta içerisinde geride bıraktığımız bir haftada yaşanan bu saldırılar Amerika'nın kronik sorunu haline gelen bu silahlanma tartışmasını yeniden hareketlendirdi. E, şunu belki söylemek gerekir. Son iki gündür de bu bahsettiğimiz olaylardan yola çıkarak Amerikan basınında çeşitli analizler, uzman görüşleriyle bir takım haberler çıkıyor. Bu haberlerden bir tanesi Associated Press haber ajansının haberi. Başlığı da Amerika'da güvensizlik, küçük hatalar, büyük korku ve ateş başlığını taşıyor haber. Ve Amerika'da silah şiddetindeki artışta insanların birbirine duyduğu güvende azalma, tehdit algısı, bir yandan da işte bu güvensizlik ve tehdit algısının yasalarla ilgili bir takım kafa karışıklığı olması, silaha kolay erişim olması ve kimi zamanda doğrudan ırkçılık gibi faktörlerle birleştiğinde silah şiddeti sarmalına yol açtığı görüşü dile getiriliyor. Bu kapsamda belki Yasa kısmına değinmek lazım. Amerika'da bazı eyaletlerde Stand Your Ground adını taşıyan ve kişinin kendini tehdit altında olduğu zaman savunma hakkı kapsamını genişleten yasalar var ve son 25 yılda Amerika'da yaygınlaşan bu yasalara ilişkin ilginç bir veri var haberde. Onu aktaralım. Amerika'da bu yasaların yürürlükte olduğu eyaletlerde her ay yaşanan cinayet oranlarının %8 ve %11 arasında arttığı belirtiliyor ve uzmanlar da şunu dile getiriyorlar bu yasalar acaba kamuoyu tarafından önemli ölçüde yanlış mı anlaşılıyor bunun da bu yasaların varlığının uygulamadaki etkisinin bir yandan da işte biraz önce bahsettiğimiz o güvensizlik ya da kişinin tehdit algısı gibi faktörlerle, silaha kolay erişim gibi faktörlerle de birleşince silah şiddetindeki artışın bu unsurlardan etkilendiği belirtiliyor Amerikan basında yansıyan haberlerde. Mehtap. Begüm bir de sonuçları son derece çarpıcı olan bir anket var bu konuda. Amerika'da sen de değindin silahlı saldırılar artıyor, silah edilmenin kolaylığını biliyoruz. Çok sayıda insanın silahın olduğunu da biliyoruz. Bunları taşımaları ve bulundurmaları da Değindiği gibi eyaletlere göre yasal olarak mümkün. Gayet kolay olabiliyor, kolay alınabiliyor. Anket diyor ki sadece pandemi döneminde yani iki yıl içinde Amerikalılar 60 milyon silah aldı. Nedir ayrıntıları bu anketin? Evet akademik araştırmanın da verilerine göre 2020-2022 yılları arasında her beş evden birinde yeni silah alındı. Yani sadece pandemide 60 milyon silah. E, şunu söylemek gerekiyor uzmanlara göre aslında bu bireysel silahlanma konusunda Amerika'da farklı bir eğilim dikkat çekiyor e, bu farklı eğilim nedir çünkü uzmanlar şunu ifade, ed ifade ediyor alınan silahlar o yılda iki kez bulunduğu yerden çıkarıp avlanmaya gittiğiniz tüfekler değil yatağın kenarında tuttuğunuz veya üzerinde taşıdığınız e, tabanca veya yarı otomatik silah e, diyor e, dolayısıyla e, bir de şu veri önemli bu dönem arasında e, Amerikalıların yüzde %5'i ilk kez pandemi sırasında silah aldıklarını e, söylüyor. E, ama uzmanlar şunu da ifade ediyor. Bu durum pandemi sırasında alınan silahların çoğunun neden hali hazırda silah sahibi olan kişiler tarafından alındığını da e, açıklamıyor. Dolayısıyla bu e, unsurlar açısından da dikkat çekici akademik araştırmanın ve anketlerin sonuçları mehtap.